Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 6. sınıf Türkçe videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Fatih Hocam bu videoda neler var? Bu videoda sık sık yaptığımız konu tekrarlarımızdan birisi olacak. Tabi hangi konuyu? Zamir yani namı diğer adıl konusunu öğrencilerimizle beraber çok güzel bir şekilde verimli harika bir şekilde tekrar edeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi bir hatırlayalım sayfası var. Zamir neydi? Hatırlayalım. İsmin yerine geçici e, özür dilerim, ismin yerini geçici olarak tutan kelimelere zamir diyoruz. Mesela ben kendimden bahsederken Fatih demem. Tamam Fatih benim ismim ama ben kendimden bahsederken ben derim ama benim adım ben değil, değil mi? Bir başka biri benden bahsederken sen der. Ya da beni görmeyen birisi benden bahsederken o der. Demek ki zamirler ismin yerini kalıcı olarak değil geçici olarak tutan kelimeler oluyordu. Ee, mesela örneğimiz var burada. Şunu bana uzatır mısın lütfen? Şu dediği şey ne? İşte Tuz. yemek yiyorsa değil mi? Tuzluk aslında. Bunun adı tuzluk. Hı hı. Tuzluğu bana uzatır mısın lütfen demiyor. Şunu bana uzatır mısın diyor. Yani şu kelimesi tuzluk isminin değil mi? Zanedi. Tuzluk isminin yerine geçiyor yani şu Hı -hı. kelimesi. Demek ki ismin yerine geçtiği için şu kelimesi ne oluyor? Zamir oluyor arkadaşlar. Hı -hı. Diğer örneğimize bakalım. Bu benim en sevdiğim kalem. Hı -hı. Mesela bu kalem benim en sevdiğim kalem demiyor da bu diyor ve kalem isminin aslında yerine geçiyor Hı -hı. buradaki kelime. Dolayısıyla şu, bu kelimeleri burada yazdığımız cümlelerde ismin yerine insan dışı bir ismin, tabi cansız varlıkların yerini tuttuğu için zamir oluyor. Hatta işaret zamiri diyelim, adını da koyalım. İşaret zamiri oluyor arkadaşlar. Ki zaten farklı farklı zamirlerimizi şimdi beraber hatırlayacağız. Mesela insan isminin yerini tutarsa biz ona ne diyoruz? Kişi zamiri diyoruz arkadaşlar. Örnek, bakalım hemen birinci cümlemize. Ben Yarın size gelmeyi düşünüyorum. Burada ben kelimesi bir insan isminin yerini tuttuğu için kişi zamiri oluyor. Diğer cümlemize bakalım. Sizi dün okulda gördüm. Siz dediği ve gördüğü kişiler cansız bir varlık değil, değil mi? İnsanlar. insan isminin yerini tuttuğu için de kişi zamiri oluyor. Ya da o benim en yakın arkadaşımdır dediğinde yine bir insandan bahsediyor. O yüzden o kelimesi kişi zamiri oluyor. Tabii o kelimesi İşaret zamiri de olabilir cansız bir varlığın ya da insan dışındaki bir varlığın yerini tutarsa işaret zamiri olur ki zaten geldik işaret zamirine değil mi insan dışındaki bir varlığın yerini tutarsa Arkadaşlar canlı ya da cansız hiç fark etmez. İnsan dışındaki bir varlığın yerini tutarsa biz ona ne diyorduk? Hatırlayalım. İşaret zamiri diyorduk değil mi? Şunu daha dün almıştım dediğinde cansız bir şeyden bahsediyor ya bir kalem ya bir kıyafet değil Hı -hı. mi? Cansız bir varlığın yerini tuttuğu için şu, şu işaret zamiri oluyor. Ya da bu benim en çok beğendiğim kalemliğim diyor. Hı -hı. Kalemlikten bahsediyor bu derken insan dışı bir varlık olduğu için yine Hı -hı. işaret zamiri diyoruz. Bir diğer örneği bakalım. Şunu dolaba koyar mısın? E, bir insandan bahsetmiyor değil Hı -hı. mi? Kimse kardeşini şunu al dolaba Anne kardeşimi <laughs> dolaba koy falan demiyordur herhalde. Şu dediği ya bir yemektir. Hı -hı. Ya bir ekmek falandır ya da işte elbise dolabıysa bir kıyafettir. Yine insan dışı bir varlığın yerini tuttuğu için şu kelimesi işaret zamiri oluyor arkadaşlar. Geldik diğer zamirimize. Hatırlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Tam olarak belli olmayan Varlıkların yerini tuttuğunda biz ona belirsiz yani belgesiz zamir diyorduk. Mesela bazıları sınavdan düşük not almış maalesef hı hı. ama kim bir bilmiyoruz bir takımı değil mi belli değil bazıları dediği tam olarak kim olduğunu anlayamıyorum. Dolayısıyla belirtisiz belgesiz belirsiz bir anlam var belgesiz zamir oluyor. Kimileri kendinden başkasını düşünmüyor hiç. Kimileri dediği ama kim tam olarak belli yine değil. Gibi. Evet yine bazıları gibi anlam olarak. Aslında bazıları zaten aynı anlamda kullanılıyor hocam. Yine belgesiz zamir oluyor. Hiçbiriniz bana yardım etmediniz. Tamam da hiçbiriniz dediği tam olarak kim? Yine tam olarak belli olmadığı için belgesiz zamir oluyor arkadaşlar. Devam edelim geldik soru zamirini hatırlayalım hemen arkadaşlar. Soru yoluyla bir varlığın yerini tuttuğunda biz ona soru zamiri diyoruz. Mesela. Sınavdan en yüksek notu alan kim? Kim dediğinde belli ki bir insanları Hı. soruyor değil mi? İnsanların yerine kullanmış, insanları soran hangi insanlar olduğunu soran bir kelime e, isimlerin yerine geçmiş. Varlıkların yerine geçmiş, o yüzden soru zamiri. Oraya birinin adını koyarsak mesela. Kesinlikle sınavdan o en yüksek notu alan Ali diyelim mesela. O zaman işte ismi zaten. Evet. Isim zaten bu soru sonra. bunu soruyor değil Hı -hı. mi? İsmin yerine soru yoluyla tutuyor dolayısıyla soru zamiri oluyor. Ya da diğer örneğimiz bu sene tatili nereye? gitmeyi düşünüyorsunuz? Nerede diye yine bir tatil beldesi, bir şehir, bir ilçe yine ismin yerine soru yolu ile tutan bir kelime olduğu için soru zamiri diyoruz arkadaşlar. <laughs> ya da o elindeki nedir? Şimdi kalem mi, kitap mı, yemek mi, çanta mı değil mi? Yine bir ismin yerini, bir varlığın yerini soru yoluyla tuttuğu için biz ne nere, kim gibi kelimelere soru zamiri diyorduk arkadaşlar. Bunları hatırlayalım. Geldik örnek sorularımıza. İki tane yine mis gibi gıcır gıcır arkadaşlar sorumuz var. Birinci sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerini soru yoluyla tutan bir kelime vardır. Ha evet. bana soru zamirini soruyor. Bakalım A şıkkı. Manavdan kaç elma aldım? E şimdi burada zaten elma ismi var. Evet. Soru kelimesi de soru yoluyla ismi işaret etmiş. Bakın evet. ismin yerine geçmemiş Hı. arkadaşlar ismin yerine geçmemiş, is, var olan bir ismi işaret etmiş. O yüzden burada kaç elma derken kaç kelimesi soru sıfatıdır arkadaşlar. Zaten üç elma aldım dediğimiz zaman orada zaten S evet, sıfat. Evet üç elma oluşturur. dediğimizde de sayı sıfatına dönüşüyor hı. zaten değil mi? Burada soru sıfatı var, soru hı hı. zamiri yok. Bunu eliyorum. B şıkkına bakıyorum. Türkçe sınavımız yarın mıydı? Burada zaten mı, mi, soru edatıydı. Hı hı. Soru. Edat'ı değil mi? Geldin mi? Evet. O elindeki kitap mı? Sınav yarın mıydı? Söylediğin şey bu mu gibi. Hı. Mı mi mu mu zaten soru Edat'ıdır. Edat. Bunu da eledik. Hı hı. Geldik hocam C şıkkına. Arkadaşlar dikkatli. Sen en çok hangi kitabı beğendin? Yine burada bir isim var, kitap. Evet. Tabii şurada bir ses olayı olmuş. PB'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması olmuş. Onu da hatırlamış ve hatırlatmış olalım. Hangi kitap? Yine isim burada duruyor. Var olan ismi soru yoluyla Hı. işaret ettiği için, belirttiği için bu yine soru sıfatı oluyor. E bizim doğru cevabımıza geldik. O zaman doğru cevabımız burada bakalım. Saatlerdir burada kimi bekliyorsun? Hı. Kim kelimesi zaten ismin yerine soru yoluyla tutan bir kelime. İsmin Hı. yerine soru yoluyla geçen bir kelime olduğu için bizim soru zamirimiz buradadır. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkıdır dedik. Ve geçtik arkadaşlar hatırlama ve hatırlatma videomuzun yani tekrar çalışmamızın son sorusuna Hı. okuyalım hocam sorumuzu. Hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü? İşaret zamiri olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar hemen şunu hatırlamamız lazım. O, bu, şu gibi kelimeler var olan bir ismi işaret ediyorsa soru sıfatı olur, hı hı. sıfat isim. Ama var olan bir ismin yerine geçiyorsa işaret zamiri oluyordu. Hı hı. İsmi işaret ederse sıfat, ismin yerine geçerse zamir oluyor. Bakalım. O ha bir de şuna dikkat edelim. O sözcüğü bu soruda aslında onu Hı -hı. soruyor. Bunu hatırladık ve hatırlattık. Ama bu soruda ya, şunu soruyor. O evet insan isminin yerini tutarsa kişi, kişi zamiri, Hı -hı. insan dışındaki bir varlığın yerini tutarsa işaret zamiri oluyor. Bakalım. Hı -hı. O benim en sevdiğim arkadaşımdır. Hı -hı. Şimdi insan isminin yerini tutmuş değil mi? Evet. Demek bir ki bu insan... bir kişi zamiri kişi zamiri. İşaret zamiri değil. Bunu eledik. B şıkkına bakalım. O benim en beğendiğim kitaptır. Evet. Ha, insan dışındaki bir varlığın yerine kullanıldığı için Onu işaret, işaret evet işaret zamiri oluyor. Hı hı. Devam edelim hocam. İşimizi sağlama alalım. Hı Sağlaması hı. olsun. O benim en küçük kardeşimdir. Yine bir insan. yine insan ismi yerine kullanıldığı için kişi zamiri dedik. Bunu da eledik. Son şıkkımıza geliyoruz. Elemek için okuyoruz aslında. Hı hı o benim en sevdiğim öğretmenimdir. Yine bir insanın yerine kullanıldığı için kişi zamiri diyoruz. Şimdi A şıkkında kişi zamiri C şıkkında yine insan yerine kullanılmış kişi zamiri, D şıkkında da yine insan yerine kullanılmış kişi zamiri ama B şıkkında insan dışındaki bir varlığın yerine kullanıldığı için işaret zamiri oluyor. Dolayısıyla bizim arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı oluyor diyoruz ve tekrar çalışmamızı arkadaşlar burada bitirmiş oluyoruz. O halde ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmuyoruz. Bir de arkadaşlarımızla arkadaşlarımızla videoları da. paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.